PlayStation kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz BMW E60 530 dizel aracının projesinin başlangıcını çekiyoruz. Gelin birlikte projeye başlayalım. Projede neler yapacağız? Bunlar hakkında bilgi verelim. Öncelikle şöyle size motor içini göstermek istiyorum. Şu anda tamamen orijinal motor içimiz. Aracın üzerine daha önceden arkadaşlar bir yazılım uygulaması gerçekleştirmişler. Biz bu yazılım uygulamasını tekrar orijinale çevirip aracın stok haline bir bakacağız. Devamında da araca hibrit turbo uygulaması gerçekleştireceğiz. Hibrit turbomuzu araca uygulamasını yapıyoruz. Enjektörleri biraz büyüteceğiz. Daha sonrasında aracın intercooler montajı gerçekleşecek. Egzoz sistemine müdahale edeceğiz. Aracın yazılımı üzerinde güncellemeler gerçekleştireceğiz ve motorda bulunan mevcutta görmüş olduğumuz arızaları tespit edip o arızaların da giderim işlemini gerçekleştireceğiz. Proje başlıyor. Baştan sona yavaş yavaş adım adım size anlatıyor olacağım. E60'ta neler yapacağız, ne beklentimiz var? Onlar hakkında biraz size bilgi vereyim. Orijinalde arkadaşlar araç 230 beygir, 500 Nm bir tork üretiyor. 500 Nm torkumuzu yaklaşık 700 Nm torka çıkartıyoruz. Aracın beygirini de 320 beygir bandına çıkartacağız. Tahmini söyleyecek olursam yine 320-340 beygir bandında bir güç alacağız. Yolda testlerimiz olacak, süre testlerimiz olacak. Hava şartları buna izin verirse araçta baştan sona keyifli bir proje gerçekleştireceğiz. Gelin birlikte E60 BMW 530 dizel aracımızı daha kaslı, daha güçlü bir hale getirelim. Arkadaşlar şimdi aracımızın turbosunu söktük, enjektörleri dışarı aldık, kürbütör kapağını dışarı aldık, söktük, kürbütör kapak coltasını değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Daha sonrasında mevcut araçta herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onlara bakacağız. Arkadaşlar aracın turbosunu şimdi size göstereyim. Şu şekilde aracın orijinal kanatlarını şimdi tamamen spor kanatlarla değiştiriyoruz. Daha performanslı kanatlarla değiştiriyoruz. Daha da güçlü hale getireceğiz. Şöyle arka kısmı da size gösterecek olursam mevcuttaki hali bu şekilde. Daha önceden turbo bir revize görmüş arkadaşlar. Ama aracın turbo milinde şu anda zaten bir boşluk var. Müşterimize zaten bunun bilgisini vermiştik. Şimdi hibrit turboya geçip daha sağlıklı, daha
kaslı bir hale gelmesi için, turbomuzu daha dayanıklı hale gelmesi için halleri ve kanatçık gövde yapısını komple değiştiriyoruz. Daha sonra enjektörlerimize geliyoruz arkadaşlar. Enjektörleri de söktük, dışarı aldık. Enjektörleri tekrardan yapacağımız setup'a göre yapılandıracağız. Mevcut enjektör ayarları üzerinde iyileştirme sağlayıp enjektörleri bir tık büyütüyoruz. Ondan sonra aracın manifoldlarını söktük. Aracın üzerinde şöyle gösterecek olursam EGR sistemi söküldü. Daha önceden EGR iptal edilmiş. EGR'yi iptalini biz de mecburen gerçekleştireceğiz. Sistem üzerinde bu yapıyı biraz değiştirebiliriz. Üzerindeki emme manifoldunda bir değişiklik sağlayacağız. İçerisi komple emme manifoldu temizlenecek. Görmüş olduğunuz gibi burada da kürbütör kapağımız yer alıyor. Kürbütör kapağını da söktük. Sökmüşken de aracın contasını da, kürbütör kapak contasını da değiştirmemiz gerekiyor. Kürbütör kapak contasını da şu şekilde şuradan size gösterecek olursam şöyle çıkartıp tekrar orijinal yenisiyle değiştireceğiz. Bu işlemi de niye yapıyoruz? Zaten kapağı sökmüşken sağlıklı olsun. Daha fazla ısı yaratacağı için araç, daha fazla basınca maruz kalacağı için kapakta herhangi bir sorun yaşamamak için işimizi garantiye almak adına ve daha sağlıklı olması adına kürbütör kapak contasını da değiştiriyoruz. Bu tarafa gelecek olursak genel anlamda motor durumu tekrardan incelenecek. İç yapısına bakacağız. Görmüş olduğunuz kısımlarda herhangi bir sıkıntı varsa, işte pompasında, devir daiminde vesaire, onlar kontrol edilecek. Araca açık hava filtresi uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Performans filtresi gelecek. Bir de araca mümkün olursa bir de oil cash tank takacağız üzerine. Bu işlemlerden sonra da aracın arkadaşlar alt kısmına, şimdi zaten biraz sonra sökümüne başlıyoruz. Ön tamponu söküyoruz. Intercooler ölçüsünü alacağız. Ön tarafa araca uygun yaklaşık 12 litre civarında bir intercooler yerleştireceğiz. Ön panele intercooler'ımızı da yerleştirdikten sonra aracı toparlıyoruz. Daha sonra aracın arkadaşlar yazılım işlemi başlayacak. Yazılım işleminde de yolda testlerimiz olacak. Arabayı devirleriyle zorlayacağız. Belli devirlerde ne yaptı, ne tepkiler veriyor, bunları iyice ölçeceğiz ve yapacağımız işlemleri buna göre şekillendiriyoruz. İçeri bir basınç saatimiz takılacak. Egzoz üzerinde bir değişiklik yaşayacak araç. Bir de aracın şu anki üzerindeki yayları arkadaşlar komple baştan sona değişecek. Aracın ön kısmına coilover uygulaması gerçekleştiriyoruz. Coilover'ları da araca montajını yapacağız. Beraber yola çıkacağız. Bakalım 530 dizelde nasıl bir verim alacağız? Ne gibi süreler alacağız? Bunları görelim. Proje güzel, heyecanlandırıyor bizi. Daha sağlıklı, daha kaslı bir 530 dizelle E60'la bakalım yollarda neler yapabiliyoruz.